dedeciğim. İyiyim güzel oğlum. Sen nasılsın? İyiyim dedeciğim. Ne o? Mevlana'nın Mesnevisi. Okuyor musun sen bunu Yusuf? Evet okuyacağım. Daha yeni aldım okul kütüphanesinden. Hem öğretmenimiz de ödev vermişti Mevlana ile ilgili. Ne ödeviymiş? Mevlana Celaleddin Rumi'yi araştırıp hakkında bilgi edineceğiz. Aferin güzel oğlum. Çok iyi yapmışsın. Mesnevi Mevlana'nın en güzel eserlerinden biri. Onu herkes okumalı. Dede, sen tanıyor musun Mevlana'yı? Tanımaz olur muyum oğlum? Tabii, ben Mevlana'nın eserleriyle büyüdüm. Dede, sen Mevlana'nın kitaplarını okudun mu? Tabii güzel oğlum. Okudum tabii. Aynı zamanda rahmetli babam her akşam bize Mesnevi'den çok güzel hikayeler okurdu. Aa, ne güzelmiş. Tabii uzun kış geceleri başka türlü nasıl geçerdi ki? Şimdiki gibi televizyon da yoktu o zamanlar. Dede, bu akşam sen de bana o hikayelerden okur musun? Okurum tabii güzel oğlum. Yaşa dedeciğim. İstersen şöyle yapalım Yusuf. Önce Mevlana Celaleddin Rumi. Bir parçacık tanıyalım. Ondan sonra Mesnevi'den güzel hikayeler okuruz. Hadi bakalım. Şimdi sen başla. Nasılsa biraz araştırma yaptın ya. Olur. Mevlana kaç yazıyordu? 1207 yılında Belh'te doğmuş. Aferin sana. Peki Yusuf, Belh şehrinin nerede olduğunu biliyor musun? Hayır. Belh, Afganistan'da bir kent. Orası çok uzak değil mi? Evet yavrum, çok uzak. Ama Belh şehri o tarihlerde doğunun önemli merkezlerinden biri. Peki sonra? Sonra oradan ailesiyle birlikte Kore'ye gidiyor değil mi? Evet. Dedeciğim, sen anlatır mısın? Ben henüz tam öğrenemedim de. Peki yavrum. Senin de söylediğin gibi babası Bahattin Veled'le Konya'ya yerleşir. Tabii Konya'ya geldiği zaman ismi Mevlana değildir, Muhammed'dir. Daha sonra Mevlana ismini alacaktır. Hem Mevlana da zaten Efendimiz anlamındadır. Bak Yusuf, Mevlana'nın zamanında eğitim sistemi şimdiki gibi değil. O eğitiminin ilk dönemlerinde babasından çok büyük bilgiler almış. Daha sonra babasının ölümüyle beraber Halep ve Şam'a giderek medreselerde okumuş. Ama onun öğreniminde en büyük pay Tebrizli Şems'e aittir. Eğitimini tamamladıktan sonra o da insanları eğitmeye başlar. Bunun için bazı eserler de yazar. Mevlana sadece bizim için değil, tüm dünya için çok önemli bir kişidir. Ömrünü insanlara doğru yolu göstermeye adamış. Sadece Konya'yı, Anadolu'yu, Türkleri, Müslümanları değil, bütün insanlığı aydınlatmıştır. En önemli eseri olan Mesnevi'de bak ne diyor. Güneş gibi herkese can vermeye gelmişiz biz. Canlılara eş dost olalım. Toprağa düşenleri gül gülistan hale getirelim. Bunun için gelmişiz biz. Altın gibi, gümüş gibi, kimsenin öz malı değiliz biz. Deniz gibiyiz, maden gibiyiz. Herkesin malıyız, herkesin mülkü. Ne güzel bir söz dedeciğim. Tabii ya yavrum. Mevlana'nın bütün sözleri böyle hikmetle doludur. Mevlana yıllarca okunmuş ve hala okunacak. Hiçbir zaman değerini yitirmeyecek. Neden biliyor musun? Neden? Çok büyük bir insan sevgisi olduğu için. Mevlana şöyle diyor. Bizim bir ayağımız din üzerinde, bir ayağımız 72 millet üzerinde. Böyle demekle de tüm insanlığı kucaklıyor.
Onun tüm insanlığa bir çağrısı var. Bir daveti var. Onu biliyor musun? Hayır dedeciğim, bilmiyorum. Bak Mevlana tüm insanlığa nasıl sesleniyor. Gel, gel. Ne olursan ol, yine gel. Kafir, putperest, mecusi olsan da yine gel. Bizim dergahımız ümitsizlik dergahı değildir. 100 kere de tövbeni bozmuş olsan yine gel. Onun insanlığa yönelik bu çağrısı öyle büyük etki yaratıyor ki 1273 yılında cenazesi kaldırılırken bütün halk yollara dökülüyor. Caddeler o kadar kalabalık, o kadar kalabalık ki şehirliler, köylüler, bilginler, sufiler, ahiler, devlet adamları, Hristiyanlar, Yahudiler hepsi Mevlana'yı baş üstünde tutmak için sokaklara yayılmışlar. Herkes onun için gözyaşları döküyor. Müslümanlar ardından Kur'an okuyor, papazlar dini ayinlerini yapıyorlar. Hahamlar ise Tevrat okuyorlardı. Bu durumu yadırgayan bazıları, Hristiyan ve Yahudileri bu törenden mahrum etmek istemişler. Fakat onlar, güneş de o, güneş bir yeri değil bütün dünyayı aydınlatır diye feryat etmişler. Bir papaz da gözyaşları içerisinde, Mevlana ekmek gibidir, ekmekten kaçan aç var mı diye haykırmış. İşte oğlum, bu Mevlana'nın çok engin bir hoşgörüsünün ürünüdür. Mevlana sadece insanlara değil, tüm canlılara çok farklı yaklaşmış. İnsanları sevmenin yanı sıra tüm canlıları çok sevmiş. Mevlana yaratılanı yaradandan ötürü sevmiş. Sana bir olay anlatayım mı Yusuf? Bak bir gün Mevlana öğrencileriyle beraber sokakta dolaşırken garip bir köpek görmüş. Cılız, kendi halinde, sessiz, sakin bir hayvan. Birileri başına toplanmış. Kimileri aman ne kadar da miskin şey, aman pek de bir uyuz gibi laflar ediyormuş. Fakat Mevlana dişleri de pek bir güzel demiş. Mevlana ne kadar iyimser bir insanmış dedeciğim. Evet yavrum. O ölüme bile çok farklı yaklaşmış. Ölüm gecesine ne demiş biliyor musun? Ne demiş? Düğün gecesi demiş. Neden düğün gecesi? Ölümü ayrılık olarak görmemiş. Yüce sevgili olan Allah'ına yaklaşmak olarak görmüş. Biliyorsun Yusuf, Mevlana'nın türbesi Konya'da. Konya'daki türbenin olduğu alan çok büyük bir alan. Bu alan içerisinde türbenin yanı sıra semahane, mescit ve dergah var. Bir gün oralara seninle gidelim. Çok güzel yerler oralar Yusuf. Çok güzel olur. Çok sevinirim dedeciğim. Ama özellikle Mevlana haftasında gidelim. Bu büyük insan aradan 100 yıllar geçmiş olmasına rağmen ne Konya'da ne de Türkiye'de asla unutulmamış. Aralık ayının 1. haftası Mevlana haftası olarak kutlanıyor. Bu engin, bu yüce insan sevgisinin bir eseri yavrum. Sevgi bağ Konya'da, örün diyor Mevlana. Gerçek dostu dünyada sorun diyor Mevlana. Kötülüğün önüne durun diyor Mevlana. Siz de bir tek gönüle girin diyor Mevlana. Peki Yusuf, Mevlana'nın diğer eserlerini biliyor musun? Sadece Mesnevisini biliyorum. Mesnevi onun en önemli eseridir. Ama onun dışında Divani Kebir, Fıhi Mafi, Mecalüsü Seba ve bir de Mektubat diye eserleri var.
Mevlana'yı anlayabilmek, onun duygu ve düşünce dünyasına biraz olsun yaklaşabilmek, ona ve eserlerine biraz daha yakın olmakla mümkün. Mevlana'nın düşünceleri hiçbir zaman geçerliliğini yitirmemiştir. Eserleri dünyaya ışık tutmuş, hep okunmuş, hep okunacaktır da. Mevlana eserlerinde güzel ahlak sahibi, dürüst, çalışkan, alçak gönüllü, hoşgörülü, kısaca örnek insan olmanın yollarını anlatır. Biz de Mesnevi'den güzel bir hikaye okuyalım mı Yusuf? Tabii dedeciğim, çok güzel olur. Neyi okuyalım bakalım? Benim çok sevdiğim bir hikayesi var. Onu okuyalım mı? Aha dedeciğim, çok güzel olur. Küçük bir fare bir devenin yularını tutmuş kurula kurula gidiyorlardı. Deve yumuşak huylu olduğu için fareyle yol arkadaşlığı yapıyordu. Fare içinden "Ben ne yiğit bir adammışım be!" diye böbürlene böbürlene yürüyordu. Deve farenin bu düşüncesini anlar ve kendi kendine "Hadi sen böyle kendini avut bakalım. Ben sana gösteririm." Gide gide kocaman bir filin bile geçemeyecek büyük bir ırmağın kıyısına gelirler. Fare orada durur. Şaşırır kalır. Omuzları birden düşer. Deve, "Ey dağda ovada bana yoldaşlık eden, neden durdun? Hadi yiğitçe ırmağın ötesine geçsene," der. "Sen benim kılavuzum, öncüm değil misin?" Fare, "Arkadaş, bu su çok büyük, pek derin, boğulurum diye korkuyorum." Deve alaycı bir tavırla, "Dur bakalım, suyun derinliği ne kadarmış?" diyerek hemen ırmağın içine ayağını sokar. Sonra, "Ey kör fare, su diz boyu kadar. Niye şaşırdın?" Fare korkudan titreyerek, "Ey hünerli deve, su sana diz boyu ama benim boyumu 100 arşın geçer. Öyleyse bir daha haddini bil. Git farelerle boy ölçüş. Sen benimle yarışamazsın." Fare pişman bir halde, "Tövbe ettim. Tövbe ettim. Pişman oldum. Allah aşkına beni şu sudan geçir," diye yalvarır. Deve fareye acır. "Atla sırtıma bakalım. Bu sudan geçmek benim işimdir," der. Ve birlikte karşıya geçerler. Fare de bu olaydan dersini alır. Nasıl, beğendin mi? Nasıl, beğendin mi? Evet, sevdim. Deve fareye büyüklenmenin kötü bir şey olduğunu çok güzel anlatmış. Aferin sana. Sen daha sonra Mesnevi'den çok güzel olan bu hikayeleri okursun. İstersen bugünkü sohbetimizi Mevlana'nın 7 altın öğüdüyle bitirelim. Ne dersin? Cömertlik ve yardım etmede akar su gibi. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol. Tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülülükte deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.